Selam. Şehirden erken dönmüşsün. Erken bitti işlerim. Sen iyi misin Julia? Bir şey mi oldu? Yani bayağı keyifsiz duruyorsun. Yok, genel öyle önemli bir şey yok. Doğan'la görüşmeme kararı verdim bir süre. Sinir etti beni. Nasıl yani, ciddi misin? Evet. Hayatta her şey bitebilir Tuğçe. Gayet normal. Sen beni boş ver bakayım, gel. Biraz sen anlat, benim içim açılsın. Ne oluyor şimdi bu oğlanla, nasıl gidiyor? İyi, hatta çok iyi. Yani böyle günde 50 kere mesajlaşıyoruz falan. Telefonla konuşuyoruz. Baya baya sevgili oldunuz yani. Evet ve baya baya mutluyum. Çok iyi oldu be Tuğçe. Hı? Çok iyi olmadı mı bu iş? Ne kadar iyi geldi sana. Bak, aşk yaradı da yüzüne de yansıdı. Ailesiyle tanıştırdım seni. Yok ama işte geçenlerde Yıldızlar'a gitmiştik ya. Anladım. Niyeti ciddi değil yani. Yok canım, onları da ailesi gibi görüyor sonuçta. Ama Yıldız'ın annesi pek havalı. Beni beğenmedi gibi. Pardon, o kim oluyormuş seni beğenmiyormuş? Allah Allah, sen hem Asuman olacaksın hem Yıldız'ın annesi olacaksın. Bir de benim Tuğçe'mi beğenmeyeceksin. Ezdirme bunlara kendini. Tamam mı? Bak, anlamazsın, çıkıverirler tepene. Yani sen böyle söyleyince kadar hiç böyle düşünmemiştim ama. Emir'de tabii kabahat, konuşturmaması lazımdı. Seni koruması lazımdı. Yani bence ortam gerilmesin diyedir. Ne oldu Julia? Sen bu Emir'le konuş, tavrını belli et. O ne öyle ya? Yıldız da annesiydi, bilmem nesiydi, almışlar çocuğu avuçlarının içine. Dikkat et yani. Ya ben ne kadar şanslıyım ya. O çiftliğe gelmesem biz hiç tanışmayacaktık. Ya iyi ki gelmişsin. İyi ki. Ya hayatımda hiç bu kadar mutlu ve huzurlu olmamıştım. Emir, beni ailenle ne zaman tanıştıracaksın? Ailem derken? Annen, baban, kardeşlerin. Ha. Bizimkiler Bursa'da biliyorsun. Olmaz diyorsun yani. Yok hayatım, neden olmaz diyeyim ya? Emir, sen tereddüt mü ediyorsun? Yani sence aileni tanımak istemem çok normal değil mi? Ya tabii ki çok normal. De ben bugüne kadar kimseyi tanıştırmadım. Kimse mi? Ben kimse miyim? Ya Tuğçe, yanlış anlıyorsun beni. O ne demek ya? Hani ben huzurdum, mutluluktum, çok aşıktık birbirimize. Evet, öylesin zaten. Aşığız birbirimize, her şey güzel. Eğer sen bana kimse muamelesi yaparsan ben de sana herkese davrandığım gibi davranırım. Aşkım, ne yapıyorsun ya, ne oluyor? Olması gerekeni yapıyorum. Sakın gelme peşimden. Tuğçe, ya dursana. Tuğçe. Vallahi. Tuğçe ile ilk kavgamızı ettik, tribini de attı, azarımı da yedim. Ya iki gündür çıkıyorsunuz, ne kavgası ya? Bak, kaprisliyse hemen gönder, vallahi başın ağrır. Yok be, yani çok tatlı bir şey aslında, biliyor musun? Bana bak, sen otur bakayım karşıma. Hı. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Acaba bu kıza aldattın da, çapkınlık yaptın da bana mı söylemiyorsun, kızı suçluyorsun, ne çeviriyorsun? Yıldız, Allah aşkına ya. Ne aldatması? Ben bunu zor bulmuşum zaten. Ne diyorsun? Ne o zaman Emir? Ya beni ailenle neden tanıştırmıyorsun dedi. Sen ne dedin? Ben ne dedim? Ben kimseyi tanıştırmadım ki zaten dedim. Aferin, iyi. Niye ya? Kötü mü? Yahu arkadaşım, bir kadın ne ister sence? Vallahi işte onu bilmiyorum yani. Yıllardır yanınızdayım ama herhalde hisse, güç, para. Para yani. Aşk olsun. Ne parası? Hiç gördün mü bizden öyle bir şey? Yok. Neyse tamam. Sen bizim gibi düşünme ya. Normal insan olarak düşün. Yani kadınlar değer verilmek ister, sevilmek ister. Aile de çok önemli. Yani sen ona diyecektin ki ben seni tabii ki tanıştırırım. Senin yaptığın öküzlük. Evet ya, ondan bozuldu demek. Bir de Asuman abla çok kötü davrandı. Anladı bence. Bana renk vermedi ama ben onun anladığını anladım. Evet, zaten fark etmese şaşardım. Annem çok belli etti. Ama sana bir şey diyeyim mi? Annem haklı da olabilir. Çünkü bu Julia'nın adamı. Lütfen bunu aklında tut. Aman Yıldız, Caner'de Ender'in kardeşi ne var? Olsun, sen yine de benimle ilgili bir şeyler anlatma ona. Yok canım be, anlatır mıyım? Deli misin? Zaten Tuğçe'nin hiç o taraklarda bizi yok. Ben bunu annemlerle falan buluştururum, bir yemeğe götürürüm. Asuman abla da iyi davranır, bitti gitti. Neyse, bir yol bul, gönlünü al. Ay, ben de şu kahveyi içeyim de. Daha çocuk doğum gününe gideceğim, kafam kaldırmayacak şimdi gürültü patırtı. Zaten başım ağrıyor. Dur, sen de bir şey iç. Ben de kahve içeyim ya. Ice, bir kahve verir misin?
Neymiş efendim? Kimseyi ailesiyle tanıştırmamışmış. Aman ne o kadar ciddiye alıyorsun? Erkekler böyle konularda ince davranmayı beceremezler. Birazdan arar seni, özür diler. İlk fırsatta ailesiyle de tanıştırır. Göreceğiz bakalım. Yapar yapar, merak etme sen. Asuman konusunu ne yaptın? Yani o konuyu hiç açmadım bile. O kadar sinirlendim ki kalktım hemen. Aferin, iyi yapmışsın. Ama ilk fırsatta konuş. Seni seviyorsa biraz fedakarlık yapacak. Zaten bence o da Yıldız'ın yanında çok fazla kalamaz. Öyle mi diyorsun? Ne öyle tabii. Seni seviyorsa senin ağır basman gerekiyor. Aşk böyle bir şey. Emir arıyor. Ne dedim ben sana? Hadi git konuş. Alo. Gelir, benim işime yarar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.